İyi günler. Bir önceki dersimizde priz ve aydınlatma hatlarımızı göstermiştik. Şimdi bu dersimizde ise telefon, TV ve zil tesisatını göstereceğiz. Bunun için zil ile başlayalım. Zil tesisatı için buton lazım, transformatör ve zil. Bunları kopyalıyorum. Bunları hattımızın yanına koyuyorum. Evet, butonumuzu dairemizin girişine koymak üzere konumlandıracağız. İlk önce rotate ile çevirelim. F8 ile düzleme girelim. Evet. Bu üç elemanımızda zil hattı layer'ımızı tanımladık. Şuradan da varsayalım tekrar zil seçiyorum. Evet, butonumuzu buradan alıp F8'den çıkalım. Dairemizin giriş kısmına konumlandırdım. Transformatörümüzü alıyorum. Transformatörümüz de panomuzdan beslenmek üzere enerji alıyor. Buradan da zilimize gidecek. Zilimizi de taşımak üzere transformatörümüzün ucuna bağlayacağım. Bunu çevirelim. Evet, zilimizi de gösterdik. Biraz daha aşağı alayım. Aplikle karışmasın. Evet. Şuradan düzeltelim bunu biraz. Evet. Zilimizi de gösterdik. Tabi buradan butonumuza bir hat gidecek. Onu da gösterelim. Zil hattımızı döşedik. Şimdi TV ve telefon hatlarımıza gelelim. TV kutumuzu buradan kopyalayalım. Bunu dairemizin giriş kısmına konumlandıralım. TV kutumuzu. Bunu F8'de bir düzenleyelim. Daha düz bir şekilde. Evet. Ondan sonra TV prizimizi alalım. Onu da getirdik. Bu iki elemanımızı TV hattı layer'ımıza tanımladık. Daha sonra da TV hattı layer'ımızı seçtik. Şimdi bu TV kutumuz, pardon, evet, bu apartmanımızda olacak. F8'de serbest moda geçelim. Evet. Bunu şuraya konumlandırayım. Evet, şimdi TV kutusundan hattımız dairemize girecek. Buradan da biraz daha uzatalım. Evet, buradan da salonumuza girecek TV'miz. Bu birinci hattımız. Hatta devam edecek. Bir de odamıza da çekelim. F8'i daha düz bir hat çekelim. Burada prizimizin yanında olsun.
iki yere TV prizimizi koyalım, konumlandıralım. Kopya dedim. Birincisi salonumuza, ikincisi ise yatak odamıza. Diğerisiyle biz evet TV hattımızı da çektik. Şimdi telefon hattımız kaldı. Telefon kutumuzu kopyalayalım. Evet, bunu buraya koyduk. Bir de telefon prizimizi alalım. Bunu da kopyaladık. Şimdi bu iki elemanı telefon layer'ımıza, telefon hattı layer'ımıza tanımlayalım. Tanımladık. Daha sonra da telefon hattını geçerli layer olarak seçelim. Şimdi telefon hattımızı salonumuza çekelim. Bunun için telefon kutumuzdan dairemize bir giriş yapacağız. Ve bunu da TV prizimizin yanına konumlandıralım. Ve telefon prizimizi de alıp buraya yerleştirelim. Biraz daha geriye koyabiliriz. Hizalayabiliriz diğer prizlerle. Evet, şu an şuradaki fazla boğatımızı silelim. Şu an aydınlatma linye ve sortilerini çektik. Panolarımızı yerleştirdik. Priz, linye ve sortilerimizi yerleştirdik. Prizlerimizi ve anahtarlarımızı koyduk. Daha sonra TV hattımızı döşedik. Telefon hattımızı döşedik. Ve elektrik projemizi tamamladık. Diğer layer'larımızı da açalım. Şu an bütün layer'larımızı birden görelim. Daha önce kapattığımız ölçülendirme, mahal isimleri, yazıtlar, pencereler, kapılar. Her şeyi açtığımızda projemiz bu şekilde gözükecek. Biz bunun çıktısını almak istediğimizde ise buradaki yazılarımızı düzenleyebilirsiniz. Şöyle birbirine geçen kısımları düzenleyebilirsiniz. Yatak odası da kalmış. Bunu da aşağı çekelim. Daha düzgün gözükmesi anlamında. Evet. Bunun çıktısını almak istediğimizde tekrar AutoCAD simgesine tıklıyoruz. Print'ten Plot giriyoruz. Buradan printer'ımızı seçiyoruz. Fakat ben PDF olarak bir çıktı almak istiyorum. Şu an benim printer'ım tanımlı değil. DVG to PDF dedim. Buradan. Buradan kağıdımın PDF boyutlarını seçebiliyorum. İnç cinsinden ya da milimetre cinsinden de seçebilirim. Şuradan 594'e 420 bir boyut seçtim. Buradan display değil, window seçiyorum. Yani çerçeve içine alacağım kısmın yalnızca aktarılmasını istiyorum. Kağıdımızı ortala diyorum. Buradan yatay mı, dikey mi? Bu yatay daha fazla sığdığını gördüm şurada. Dikeye göre bakın daha fazla boşluk kalıyor dikey tuttuğum zaman. Yatayı seçtim. Sonra OK'ye bastığım zaman nereye kaydetmek istediğimi soruyor. Masa üstüne kaydedelim. Save dediğimde PDF olarak bunu export ediyor. Ve daha sonra şimdi PDF'imizi açacak. Evet. Projemiz hazır PDF formatında. Bunu PDF değil de printer'ı seçerek direkt çıktı da kağıt boyutunu da tanımlayarak çıktı da alabiliriz. Bunu kapatalım. Evet. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.